Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar, bugün size bu güzel, biraz telefonun şarjda olduğu için net gözükmeyebilir ama arkadaşlar, modelimiz bu şekilde, 3 boyutlu iğne oyasından papatya modeli. Benim de arkadaşlar bu şekilde yaptığım modelim, tığa çevirdiğim sizler için. Bakın ara suyuyla dahi birebir aynısını sizler için tasarladım arkadaşlar. Yaprağım ve bu şekilde 3 boyut görünümü verdiğim papatyalarım. Şöyle papatyaları arkadaşlar yayabiliriz de kenarlarına bu şekilde. Evet, birebir aynısını arkadaşlar bakın. Şimdi size bu taktiğin nasıl yaptığımı tarif edeceğim arkadaşlar. Modelim bu. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ara mesafesini yaparak başlayacağız. 2 tane sinek kanadından oluşan ara suyumuz var. Arasına 4 tane bu şekilde tığ battı ara mesafesini verdim. Bir defa da tığımın başını doluyorum. Hemen yandaki tığ battıya girip 1, 2, 2. 3 seferde aldığım bir trabzan. Bu 2 sinek kanadım için yuva olacak ve 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Hemen bu trabzanımın arasına girip 5 zincirimi kapatıyorum ve 3 tane zincir çekip düz yüzüne şu şekil döndüm. Bu 3 zincirimi 5 zincirimi aralayıp şu şekilde sık iğne ile kapattım. Sıkı sıkı 8 tane zincir çekiyorum. 5 oldu. 6, 7 ve 8. Döndüm tekrar düz yüzüne. Aynı trabzanımın içine bu 8 zinciri bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Ve sinek kanadımın bir tanesini yaptım bu şekilde. Aynı şekilde bir tane daha yapıyorum. Yine 5 zincirimi çektim. Yine trabzanımın arasına bu 5 zinciri kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çevirdim. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincir çektim sıkı sıkı şu şekilde yine düz tarafına çevirip trabzanımın arasına sabitliyorum. Sık iğne ile. Dibine de bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ikinci sık iğnemi de yaptım. Sinek kanadımı da yaptım arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Şöyle şurasına da sarı renkten kirpik yapacağız. Şimdi arkadaşlar arasına 7 tane tığ battı ara mesafesi vererek yapraklarımızın yapılışına, dalımızın yapılışına başlayacağız. 2 zincir tığ battı. 2 zincir tığ battı. 2 zincir tığ battı. 2 zincir 2 3 4 5 6 ve sonuncu 7. tığ battımı da bu şekilde arkadaşlar bakın. Şimdi bir tane zincir çekerek dönüyorum. Yuvamızın yapılışına başlayacağız. Hemen tığ battımın içine sık iğne ile girdim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 8. 8 zincir bir tane atlayıp ikinciye bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 1 İki tane zincir çekerek düz yüzüne döndüm. Bir defa tığımın başını doluyorum arkadaşlar. 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi iki defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 2. 1 2 3. 3 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 2 alarak bu şekilde bakın şöyle ucunu sivri bir uç görünümü verdim. Hep 2 2 alıyorum ki arkadaşlar şöyle kalın bir trabzanım olsun. Siz de bu şekilde aynı yaptığım söylediklerimi yaparsanız güzel bir yaprağımız olur. 1 sonuncuyu bir de artık 1 aldıysam sonuncu trabzanımdır. Sonra birden sonra 2 2 2 alarak başa kadar geldim. Sadece dibinde bir aldım. Bakın. Bu şekilde ucu uzun bir trabzanım oldu. Ve 4 tane zincir çekiyorum.
Dört zincirimi şu şekilde araladım. Bakın son trabzan şey yaptığım, evet, trabzanın arasını aralayıp bir tane ilmek çıkardım. Ve arkadaşlar, tığımdakinden geçip üzerine bir zincir çektim. Buraya bir tane sahte sık iğne yaptım. Bakın şunu biraz bol bırakıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sonra çıkardığım ilmeğin içinden geçip sıktırıyorum. Üzerine bir zincir. Tığımda bir ilmek. Trabzanın arasına girdim, bir ilmek aldım. Tığımdakinden geçtim. 3. Bu şekilde dolana kadar 4 oldu arkadaşlar. Sayalım. 5 6. Bunu bol bırakmazsanız geçmeniz zor olur arkadaşlar. 7 8. Bu şekilde 8 tane, bakın arkadaşlar. Aynı işlemi bir de ana yuvada yapıyorum, yani sahte sık iğne olayını. 9. Bakın arkadaşlar, bu şekilde aynı gördüğünüz gibi buraya bir yaprak sık iğnesini yaptık. Evet, 9 tane yaptık. 9'u 10'uncuyu da yuvada yaptık. Bu şekilde yaprağımız hazır. Şimdi arkadaşlar 3 tane zinciri çektim. Bir defa, pardon, 2 defa doladım ve yuvaya girdim. Yine aynı 2 2 2. Şöyle kalınca bir trabzan yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. Ve bu trabzanımı aralayıp, bakın buraya 5 zincirden bir tane yuva yaptım. 1 2 3 zincir. Kapattım arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Buraya bir tane dal yaptım. Yine 2 zincir çekiyorum. Bir defa. Bu sefer ilk başlarken bir defa. Sonra artıra artıra işlemimiz devam edecek. 2 defa doladım. 2 2 2 3 seferde. 3 defa doladım. Yine ana yuvaya, bu 8 zincirli yuvaya girdim. 2 2 2 2 olarak, bakın 4 tane buraya trabzanım var arkadaşlar, sayabilirsiniz. Yine 3 defa doladım. Bu sonuncuyu birden. 1 2 2 2 2 olarak aldım. Evet. Yaprağımız bu kadar. Şimdi kenarına sahte sık iğnesini yapıyoruz. Aşağı iniyoruz. 4 zincirimi çektim ve trabzanımı aralayıp içinden bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten de geçtim. Kapattım. 9 tane sahte sık iğne yaparak bu son trabzanımızı bu şekilde dolduruyoruz. Evet. 1 2 3 4 Şunu bol bırakalım arkadaşlar. 6 7 8 Bakın. 9'uncuyu da şu 8 zincirli yuvada yapıp bu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Hemen arkadaşlar, bakın bu döndüğüm tığ battığının içine de bir tane sık iğne yapıyorum. Hem dik durması için hem de bu şekilde trabzan seviyesine inmiş oluyorum. Bakın arkadaşlar. Ve 1 2 tane zincir çekip tığ battı yapıyorum. Şu 4 tane 5 tane tığ battı ara mesafesini arkadaşlar, ne kadar koyarsanız onu veriyoruz. Ve sonra da trabzan yapıp şu sinek kanadını yapacağız. 2 zincir 3 2 zincir. Evet, bu şekilimizin içine sık iğne ile ipimizi bu şekilde sabitliyoruz. Tutturduk. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım. Buraya yuvaya, bu birinci yuva. 5 zincir. Yuvaya kapattım. Bu ikinci yuva. Bu üçüncü. 1 2 3 4 5 zincir. Kapatıyorum. Bu şekilde. 5. 5 zincir daha.
Tekrar yuvaya. Evet arkadaşlar. Yine bu şekilde 5 zincirimi yaptım. 6 tane 5 zincirli kirpiğim hazır. Şimdi arkadaşlar buraya yuvalar hazırlayacağız. Bu 1, 2, 3 zincir. Döndüm. Buradaki en son yaptığım bakın kirpiğin içini aralıyorum. Bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki yuvanın içine kapatıyorum. Buraya bir tane yuva yaptım. 3 zincir. Bu 6 tane yaptığım kirpiğe 5 tane yuvamız olacak. 3 zincir. Kapattım. 3 zincir. Sıradaki ilmeğime kapatıyorum. 3 zincir. Sıradaki ilmeğimi kapatıyorum. Bir zincir de çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde yuvalarımız hazır. Şimdi ipimizi tığımıza tutturduk. Burada sarı ipimizi biraz uzun bıraktım ki arkadaşlar bu şekilde buraya sık iğne yapabilelim. Sık iğnenin altına sağlamlaştırıyorum ipimi. Bu şekilde. Şimdi buraya iki tane sık iğneyi yaptım. 10 tane zincir çekiyorum arkadaşlar sık iğnemin üzerine. On zincirimi çektim. Dönüyorum. Sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Bir, iki tane de zincir çekiyorum. Düz yüzüne döndüm. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yuvadan girip bir tane ilmek çıkarıyorum. Tığımda olan ilmekten geçirip üzerine şöyle bir zincir çekerek dibine oturtturuyorum. Şöyle dipten başlıyorum. Buraya 10 zincirimin içine bu şekilde 10 tane ilmek alacağım. 1, 2 zincir. Tığımdakiyle beraber dibine çektiğimle beraber aslında 3 zincir oluyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde tekrar yuvadan girip ilmeğimi aldım. Üzerine bir zincir. Şöyle dibine oturtturdum. Bir, iki zincir. Şu şekilde arkadaşlar. İlmekten geçiyorum. Tığımdaki ilmekten. Üzerine bir zincir çekiyorum. Şöyle yaptıkça her ilmeğimi aşağı doğru çekiyorum. Üç oldu. Yine arkadaşlar iki zinciri çektim üstüne. Şöyle. Bakın. Tekrar 2 zincir. Yuvadan girip ilmek alıyorum. Bu şekilde. Bugün cuma olduğu için arkadaşlar sela veriliyor. 5 tane yaptım. 5 tane de bu tarafı geri kalan kısmına yapalım arkadaşlar. Selanın şeyinden dolayı hemen onu ben tamamlayayım. Burada yine buluşalım. Evet arkadaşlar bakın şu tepesinden şöyle kirpiklerden sayarak 10 zincirimizin içine 10 tane kirpikli yuvalar yaptık bu şekilde tırtıklı. Sahte sık iğne kullandık yaparken de bu sarı yuvanın içine de bu şekilde bir tane sık iğne yaparak aşağı iniyorum arkadaşlar. Bakın papatyamızın yaprağını birini bu şekilde tamamladık ve sıradaki sarı yuvanın içine bu 3 zincirden yuvalar yapmıştım tepelerine. Arasına girdim. Yine 2 tane sık iğne yaparak bu şekilde başlıyorum. Yine 10 tane zincir. 10 zincirimi bu şekilde çektim. Yine ters tarafından çeviriyorum. Şu dibinden değil de arkadaşlar bir sonrakinden yani ilk yaptığım sık iğnenin içine bu 10 zincirimi bu şekilde sabitliyorum. 1 İki tane de zincir çektim. Çevirdim. Buradaki yuvanın içine. Bakın. 10 zincirli yuvanın içine bu şekilde geçiş yapıp üzerine de bir tane zincir yaptım. 1 2 zincir. Yuvadan gir, ilmek al. Tığımdaki ilmekten bu şekilde geç, dibine de bir zincir. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde yine 10 zincirli yuvanın içini ilmekle dolduracağız. Bu şekilde.
Bunların gerisini ben yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Bu şekilde tüm yuvalarımıza yapraklarını yaptık. Bakın. Şimdi arkadaşlar şu en son yaptığımız yaprağımızı ilk yaptığımız yaprağımızın bu şekilde üzerine katlıyoruz. Şimdi buradaki yaptığımız ilk sık iğne var ya arkadaşlar. Onun içine bakın. Sarı yuvaya tutturunca arkadaşlar şu şekilde bir aralarında boşluk oluyor. Lakin buradaki sık iğnenin içine girersek birebir hiç arkadaşlar hiç boşluk yokmuş gibi bakın dibindeki bu beyaz sık iğnenin içine giriyorum. Şöyle hiç zincir çekmeden bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Evet. Bunu bu şekilde buraya tutturdum arkadaşlar. Bakın. Dibine de bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi koparıyorum. İpimi kopardım. Şöyle arasını bakın arkadaşlar. Aralayalım. Ve şu sanki boru var gibi. Değil mi arkadaşlar? Bu şekilde boru varmış gibi. Şöyle de bakın. Yapraklarını açıp daha net bir şekilde bakabiliriz. Şimdi arkadaşlar bir tane püf nokta göstermek istiyorum bu şekilde. Bakın bu kopardığımız yer var ya hani bağladığımız kopardığımız. Bunun daha sağlam olması için şu taraftaki yani sık iğne ile sabitlediğimiz yerin dibindeki ilmeklerden sık iğne yaptığımız ilmeklerden bu şekilde giriyorum. Ve buradan ilmek alıyorum. Bu kopardığım biraz uzun daha koparabilirsiniz. Bakın bunu buraya arkadaşlar bu şekilde çekip dibinde buraya sabitliyorum. Ve buraya yakıyorum arkadaşlar. Bakın sağlam olması için bunu buraya yakıyorum. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Bu sinek kanadının nasıl yapıldığını tarif edeceğim şimdi. Aynı şekilde 8 zincirli yuvamızın içine sık iğne ile ipimi bu şekilde sabitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 zincir. Hemen 2 zincirimi kapattım yuvamın içine. 2 zincir kapatıyorum. 1, 2 zincir. Kapattım arkadaşlar bu şekilde. 2 zincirden buraya 3 tane kirpiği yaptım. Hemen bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bunu şöyle bir ateş tut deyip şöyle biraz kısaltıyorum ki siyah olmasın. Buradan da arkaya arkadaşlar bu tarafında bu şekilde kirpiğimi yaptım. Evet arkadaşlar modelimin bitmiş hali bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok hoş ve çok zarif oldular. Bu şekilde yaprakları ve ara suyu ve 3 boyutlu görünümü de yaprakları da bu şekilde. 6 tane sarı kirpikten 5 zincirli yuvanın üzerine bu şekilde 5 tane beyaz papatya yapraklarımız oluşuyor arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Şimdi ütüsünü soran arkadaşlar şöyle arka tarafından yapraklar kısmını ütülüyoruz. Şu sarı borulardan yukarısına da isterseniz arkadaşlar saç spreyi sıkıp kullanabilirsiniz. Veya bazı arkadaşlar yumurta akıyla da yapıyor. Yumurta akıyla da böyle sertleştirip bir tane biraz bir iki damla da limon sıkarsanız şöyle sert bir görünüm saç spreyi gibi böyle sertleştirici bir görünüm verebilirsiniz. Veyahut da böyle tercih etmek istiyorum diyenler bu şekilde de kullanabilir. Tercih size ait yani arkadaşlar velhasıl. Modelim bu şekilde şöyle çok hoş oldu. Ben çok beğendim. Hem de arkadaşlar yapımı çok kolay. 3 boyutlu boru yok. Yani boru görünümü var, boru yok. Bu şekilde. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.